Ramazan'ın son 10 gününde itikaf vardır. Resulullah'ın sünnetidir. Bir yılın muhasebesidir. Yaşanacak olan ömründe planlanmasıdır. Bunun dışında içe kapanma yoktur. Hayattan kopuş yoktur. Bu kafirlerin planlarıdır. Bakın, bir insan müritse müşrikleşmesin, yani müşriklikten kaçınması imkansıza yakındır. Çünkü tasavvuf üzerinden tarikat argümanları kendi dilini ve dinini oluşturmuştur. Bir adam eğer ölümün dışında rabıtayı mert, bunun dışında bir rabıtaya girdiğinde bu katışıksız, süzme olmayan bir şirktir. Bu tasavvuf geleneğinin mütekaddimin dönemi, hadi bu yönüyle biraz tevil edilebilir. Kardeşim, İslami dava izbe köşelerde gizemli, sırlı anlayışlarla, dillerle yapılan gizli, sarklı, böyle münzevi hayatlarla yaşanan bir din değildir. Ramazan'ın son 10 gününde itikaf vardır. Resulullah'ın sünnetidir. Bir yılın muhasebesidir. Yaşanacak olan ömründe planlanmasıdır. Bunun dışında içe kapanma yoktur, hayattan kopuş yoktur. Bu kafirlerin planlarıdır. Ondan sonra yeryüzünü ifsad edecekler. Allah'ın dininin hükümlerine bir bakın. Sosyal yönü olmayan bana bir ibadet gösterin, ibadet. Şu ibadetin sosyal yönü yok. Münferit diyebileceğiniz bir ibadet gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. Peki yeryüzünde fitnenin kalmayıp dinin yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşılması emriyle kim muhataptır? Ya'muruna bil maruf ve yenhevne anil münker ayetiyle kim muhataptır? Vel tekun minkum ummeten yeduna ilel hayr. Bu ayetle kim muhataptır? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir, zalim ve fasık olmalarını gerektiren bu hükümlerde, o hüküm merciinde olanları aşağı devirip orada Allah'ın ahkamını egemen kılmakla kim muhataptır? Güzel iş. Çekil köşeye, ye iç yat. Yok kardeşim. Ondan sonra ashab-ı kefin köpeği kıtbir olmaya çalış. Peygamberin devesi kusf olmaya çalış. Niye deve oluyorsun? Niye köpek oluyorsun? Niye Allah yolunda cihad eden bir ashab-ı kef gibi olmuyorsunuz? Ashab-ı güzün gibi olmuyorsun? Niye? Kolay iş. Bozdular. Aldattılar. Kandırdılar. Pasifize ettiler. Amerika'da Mevlana haftası kutlanıyor. Kutlanır. Yani şimdi ben burada tek tek isimleri mi sayayım? Ya bir bakın, Muhyiddin İbn Arabi ile müteahhirin dönemle başlayan o sultanlar silsilesinde Evliyaullah dedikleri o insanların şöyle bir tabakatına, bir geleneklerine, bir din anlayışlarına, beslendikleri bir kaynaklara Allah için bir bakın Müslümanlar. Yahudileşmeye şiddetle Kur'an karşı çıkıyor. Yani Yahudileşmeyin diyor, Hristiyanlaşmayın diyor. Bu iki yönlüdür. Ama 1300 yıldır taraftar bulmuştur. Yüz binlerce, milyonlarca tevhidi anlatıyorsunuz, hemen sizi kategorik tanımlamalara sokuyorlar. Ama aldatıcıların aldatmasına dünden hazır yığında insanlar var. Hurafe fabrikaları kurdular, bid'at fabrikaları kurdular. Üç var diye çalışıyor. Alıcısı çok, yetiştiremiyorlar.
Siz hangi Allah'ın dininden bahsedeceksiniz ya? Konu Ramazan kardeş, işin bir nüvesi. Ha peki ne oldu biliyor musunuz? İlginç bir gelişme yaşandı. Burayı iyi hesap etmemiz lazım. Önceden bir kuru ekmek, işte bir hırka, bir baston, böyle içe bir çekilen münzevi bir hayat vardı. Dünyadan el etek çekiyorlardı ya, bu da İslam'ın öngördüğü bir hayat modeli değildir. Kur'an bize ne öğretiyor? Allahümme Rabbena atina, ey Rabbimiz atina bize ver. Fid dünya, dünyada bize ver. Haseneten ve fil ahirete haseneten. Bize dünyada da ahirette de hayır olanı ver. Ve kına azabenler, bizi cehennem azabından koru. Yani yüz çevirme yok. Putlaştırmak da yok. Senin sırtına binmeyecek. Sen dünyanın sırtına bineceksin. Dünya seni taşıyacak, sen dünyayı taşımayacaksın. Dinarın kulu olmayacaksın, Allah'ın kulu olacaksın. Önceden çilehaneler ürettiler ki bunlar bakın hep doğu dinlerinden geldi. Tabii bu konu uzun konu. Şu an tarikatta olup da rabıta şirkine bulaşmayan bir adam bana gösterebilir misiniz? Bir tane. Sistem bozulur. İstiane, istiaze, istikaze. Bakın bir insan müritse müşrikleşmesin, yani müşriklikten kaçınması imkansıza yakındır. Çünkü tasavvuf üzerinden tarikat argümanları kendi dilini ve dinini oluşturmuştur. Bir sürü ilahlar üretmiştir. Gavslık ne demektir? Hiç biliyor musunuz? Gavs makamına taşıdıkları adamlar, onların kendilerince salih, evliyaullah dedikleri adamlar yarı tanrıdır. Ağaçtan düşen yaprak tanesinden bile haberdar olduğuna inanılır. Ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bunu kendisi için ifade etmişken. Kendi başına neyin geleceğini bilmezken, kendi acziyetini çözmekten, kendi sıkıntısını gidermekten mahrum olan insanlar yarı tanrı konumuna getirilmiştir. Allah Azze ve Celle, Resullerin seçtiği elçilerin bile bu konuda ölçülerini sınırlarken, kendisine Allah dostu denilen, üretilen zevatlarla alakalı olağanüstü roller biçilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin kurtarıcı vasıflarına hakkıyla iman etmeyenler, suni, yapay, demo kurtarıcılar üretmeye başlamışlardır. Müşrikleşmenin en temel mantalitesi Allah'ın dinini Allah hakkıyla takdir etmeme ve Allah'a güvenmeme sorunu vardır. Allah'ın kitabını bir okusa, Allah hakkıyla bir iman etse, Allah'ın dinini doğru tanısa, vahyi doğru tanısa, o önündeki bütün şirk düğümleri çözülecek. Ama buğulanmış, körleşmiş, sağırlaşmış, kalp idrak etmiyor. Peki ne oldu biliyor musunuz kardeşler? Son çeyrek asırda bu biraz daha gündeme geldi. Sermaye, herhalde bunlar diyorum ki, ulan biz bu ahirette herhalde biz kaybedenlerden oluyor, var dünyada malı götürelim demeye başladılar. Bu sefer ne yaptılar? Sermaye hükmetmeye başladı. Bakın şu an sistemin içerisinde hepinizin bildiği büyük o tarikat yapılanmaların adamları vardır, bakanları vardır, milletvekilleri vardır. Seçim zamanları pazarlık konusudur. Oy kitlesine göre bir bölgede A partisini bir bölgede B partisini desteklerler. Önemli değildir. Önemli olan onların menfaatleridir, grupsal çıkarlarıdır. Bakın dikkat edin, şeyhleri takip ettikleri silsiledeki saadatları şeyhleri biraz daha mütevazi, münzevi bir hayat yaşarken son çeyrek asılın daha fazla sahte şeyhleri
kaftanlarda, malikanelerde, villalarda, zırhlı milyon dolarlık arabalarda. Hani oğlum millete fakirliği öğütlüyordunuz. Fakir peygamberi edebiyatından malı götürmek sadece tarih televizyonlardaki üçkağıtçı hocalarla sınırlı değil. Bir bakıyorsunuz. Adamlar yarı tanrı, yarı ilah. Tam ilah yapamıyorlar. Allah'tan daha fazla onlar hayatlarında belirleyik. Dolayısıyla burada mafya yapılanmaları, sermayedeki malın dağıtımı, güç odaklarının yönetiminde iş başına gelme gibi entrikalarla ilginç çıkar ağları oluşturulmaya başlandı. Dikkat et. Ve işin garip tarafı, bu algılara prim verenlerin büyük bir çoğunluğu günlük hayatını pecmurde mahrumiyet içerisinde yaşayan insanlardan oluşmaya başladı. Allah dostu diye afişe edilen, reklam edilen adamlara bir bakın. O birkaç tane palyoça tipliler hariç, o komedyen, medyatik duruma getirilen o satılık tipler var. Onlar işin figüran, gırgır yönü, mizahi yönü. Bakın daha üstte böyle şeyh, hoca, evliya, Allah dostu denilen adamlara bir bakın. 5 dakika aralıksız Allah'ın dininden bahsedemezler size. Bir ayetin hakkıyla yorumunu yapamazlar. Allah Resulü'nün hadislerinden bir taneyi hikmetle değerlendiremezler. Tarihi bir bilgileri, bir süreçleri yoktur. Siyasal bir süreci değerlendiremezler. Peki burada ne ürettiler? Temaşa. Konuşmayacak o. Konuşunca boya dökülecek. Ondan sonra konuşunca her şey açığa çıkacak. İşte gizemlilik, sırlar dünyası. Hep bu ruhçu anlayış. Ruhçu anlayışın fiili ve fiziki bir tespiti pek mümkün olmadığı için burada, yani gelenek içerisinde süre gelen bir algıdır. Batıniliğin ve hurufiliğin iyi irdelenmesi lazım. Yani batınilik denilen bir olguyla içeriğini kendi dinleriyle dillerini oluşturdular. Ve orayı istedikleri gibi doldurmaya başladılar. Oysa ki bir bilginin, bir sözün, bir ilmin kaynağı nedir? Vahiydir. Vahiyden referans almalıdır. Vahiy ile mutabık olmalıdır. Vahiyden beslenmelidir. Resulullah'ın hayatında bir karşılığı olmalıdır. Maruf gelenekte bir karşılığı olmalıdır. Fıtratla, selim akılla, sünnetullahla tezat oluşturmamalıdır. Gelen bir bilginin temiz olmasının, doğru olmasının, hikmetli olmasının kriterleri bunlardır. Müslüman gelenek içerisindeki ilim havzasında İsrailiyat ilimden bir parça mıdır? Müslümanlar buradan istifade edebilir mi düşüncesinde bile bu kriter işletilmelidir. Ama siz ne yapıyorsunuz? İnsanların duygu dünyasını sürekli idiş ediyorsunuz. Peki buna kim prim veriyor? İnsanlar veriyor. Veriyor insanlar. Çünkü vicdan boş. Vahiy ile doldurmamış. Sünnet-i Resulullah'ı kendisine rehber edinmemiş. İslam'dan haberi yok. Ne yapacak bu adam? Duygusal tatminkarlığa girmesi lazım. Bunu bilenler de bu alanda bir mevzi oluşturmuşlar. Kandırıyorlar. Ya nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Ondan sonra bizde tartışılıyor. Cehalet mazeret midir değil midir? Ya cehalet nasıl mazeret olsun ya? Ya sen aldatılmaya, kandırılmaya sürekli prim veriyorsun ya. Seni ateşe sürükleyecek olan insanların goygoyculuğunu yapıyorsun. Sürekli onların arkasındasın. Bakın umrede. Allah'a hamdolsun kendi kafilemizden, zaten biz tercih ederek gelen kardeşler vardı. 2 tane bizimle olmayan, yola çıkmayan orada
firmanın bize tabiri caizse eklediği iki tane arkadaş vardı. Anlattıklarımızdan rahatsız oldular. Söylediklerimiz insanların kalbinde, dünyasında, ufkunda yer açarken o klikleşmiş, şartlaşmış olan zihinden içeri girmedi. Kurban, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bana verdiği cevap bu. Yani şirkin gayya kuyusunun içerisinde, yani tereddütsüz şirkin içerisinde ama örmüş duvarları. Yani ne oluyor? Sen Kabe'de 1000 rekat namaz kılsan ne olacak? Safa ile Merve arasında 50 kere umre say yapsan ne olacak? Kabe'nin dibinde saatlerce gözyaşı döksen ne olacak? Şirkin içerisindesin. Orada anlatıyorum, bakın diyorum, bu Kabe var ya, burada müşriklerin elebaşları namaz kılıyordu. Buranın tamiratı, tadilatıyla uğraşıyorlardı. Hatta faiz paralarını bile, tefeci paralarını bile Kabe'nin tamiratı için kullanmıyorlardı, istemiyorlardı. Biliyorlardı onun kirli bir para olduğunu. Müşrik olmalarına rağmen kurban kesiyorlardı, namaz kılıyorlardı, tavaf ediyorlardı. Ama Allah'ı hakkıyla, Allah'ın beyan ettiği gibi takdir etmedi bu insanlar. Onun için aziz kardeşlerim, tevhid ve iman olmadığında ameller geçici süreliğine bir süstür. Bir toz taneciğidir. İlk rüzgarın ayağa çıkmasını bekler. Çölde yolculuk yapan ve artık hülyaları, aklını bozmuş olan, serap gören birisine benzetiyor Allah müşriklerin işleye geldiği güzel görünen amelleri. Allahu Ekber. Ondan dolayı bugün bu sermaye, iktidar, güç bağlamında artık böyle mafyavari bir yapılanmalar kurmaya başladılar. Hani önceden sözle insanı incitmek bile günah telakki edilirken süreç içerisinde suikast timleri oluşturulmaya başlandı. Geçenlerde bir kardeşimiz, hocam diyor, sen de bir çelik bir yelek giysen diyor, korkuyoruz senin de başına bir şey gelebilir diyor yani. Tabii Allah neyi takdir ettiyse o olacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani hakkı anlatıyorsunuz, Allah'ın dinini. Biz sizi şu ana kadar herhangi bir hazrete, bir gruba, bir fırkaya, bir partiye, bir tabelaya çağırdık mı kardeşler? Biz Allah'a çağırıyoruz. Diyoruz ki karşımızdaki insanlara, ya itiraz edeceğiniz söylediklerimizde, anlattıklarımızda kalbinizde oturmayan, itminana dönüşmeyen bir şey varsa Allah için getirin. Biz de düzeltelim. Bizde varsa biz kendimizi düzeltelim. Sen duvarları örmüşsün. Ne istediniz bu gariban adamdan? Niye öldürdünüz? Bakın, adamın arkası yok, çoluğu yok, çocuğu yok. O tımarhaneye atma durumunda da gariban mazlum kendini bile savunmakta güçlük çekiyordu. Haydi vurun abalıya. Ama biraz devletin kademelerinde biraz adamlarınız, dayılarınız olduğu vakitte toplum içerisinde biraz nüfus sahibiyseniz o zaman işin seyri değişiyor. Öyle mi? Ahiret yok mu? Çıkmayacak mı bunlar açığa? Ne istediniz bu garibandan? Niye toplumu fesada uğratanlara en küçük bir tavrınız, bir tepkiniz yok? Yani siz Rabbimiz Allah diyen insanı mı öldürüyorsunuz? Bu olay Ramazan Hoca olayı değildir. Burada başka hesaplar vardır. Ya acıyorsun, merhamet ediyorsun sen karşı tarafa. Bakın, burada bunu da söylemeyi gerekli görüyorum. Geçen gün Ahmet Bostancı denilen o genç bir arkadaş vardı. Hani bir cami cuma günü hoca programın dışına çıkıp Mustafa Kemal'le ilgili övgüler yaptığı gerekçesiyle
bir eleştiri getiriyor. Hakaret yok, küfür yok, sövgü yok. Aldılar içeri, işte 65 gün falan hapiste tuttular. Biz de gündem yaptık. Mazlum dedik, sahip çıkalım dedik, garibandır dedik. Hani mazluma dini sorulmaz dedik. Çıktı, şimdi hala rabıtadan dem vuruyor. Hala şirk içerisinde olan insanlara övgüler diziyor. Yani ne yapacaksın? Şimdi yarın bu adamın başına tekrar bir olayı, buna sahip mi çıkacaksın? Yani şirkinle boğul, bir zulüm bir başka zulümü defmediyor diyeceksin. Ben anlayamıyorum. Adam rabıtaya övgüler diziyor. Biz diyor hala rabıta yapmaya devam edeceğiz. İsimler zikrediyor. Yani niye akletmiyorsunuz ya? Yani tekrarlıyorum kardeşler. Bir adam eğer ölümün dışında rabıtayı mert, bunun dışında bir rabıtaya girdiğinde bu katışıksız, süzme olmayan bir şirktir. Çünkü intisap ettiği, muhabbet kurduğu, sevgi beslediği, kendince dost kabul ettiği, Allah dostu kabul ettiği şahısla telepatik, interaktif bir bağ kurmaya çalışıyor. Ve onun sahip olduğu, Allah'ın kendisine verdiğini zannettiği yetkiyle onun halinden haberdar olduğuna inanıyor. Ki bu Allah'a mahsustur. Resulullah'ın bile böyle bir bilgisi yoktur. Böyle bir yeterliliği yoktur. Çünkü Allah bunu kendisine vermiştir. Kendisinden başkasına böyle bir yetki verilemez. Semi, alim, basar sıfatları Allah'a aittir. Siz bunun bir zerresini beşere verdiğinizde orada müşrik olursunuz. Hani yoruma dayalı meseleleri, siyasi meseleleri bir kenarda tuttuk. Şimdi sen Allah'ı Allah'ın kendisini anlattığı şekle iman etmiyorsun. Allah'ı Allah'ın kendisini anlattığı şekle takdir etmiyorsun. Bu sefer ortaya ne girer? Şirk girer. Çok basitleşti. Şimdi sen nasıl mümin kalacaksın? Sayısal çokluğa güveniyor. Çünkü kendi ameline güvenmediği için bir kurtarıcı arıyor. Kurtarıcının Allah olduğunun ve kendi iman olması gerektiğinin de farkında da değil. Bir kişiyi ne kurtarır? Mutlak anlamda Allah kurtarır. Allah'ın da o kişiyi kurtarabilmesi, yani kurtarması için kişinin mümin olması gerekiyor. Kafir olanı da Allah kurtarmayacaktır. Bu Allah'ın vaadidir. Kardeşim, Allah ayetlerinde diyor ki Resullerin yolundan ayrılmayın. Müminlerin yolundan ayrılmayın. Bakın Nisa 115. Kim Resullerin ve müminlerin yolundan ayrılırsa biz onu cehenneme sürükleriz. Sizin bu peşinden gittiğiniz, sahte sahte olağanüstü ünvanlar kattığınız, seyyid dediğiniz, kutup dediğiniz, akdab dediğiniz, gavs dediğiniz, insanların ünvanlarına, yollarına, yöntemlerine bir bakın. Allah'ın kitabında bir karşılığı var mı? Resulullah'ın öğretisinde, hayatında, sahabeyi gözünde var mı? Tabiinde var mı? Tebai tabiinde var mı? Maruf gelenekte var mı? Fıtratta var mı? Sünnetullah'ın yasasında var mı? Temiz akılda var mı? Hiçbirinde karşılığı yok. Peki sen niye bunları rehber edindin? Niye bunların yolundan ayrıldın? Bunlar Resullerin ve müminlerin yolu değil. Bunlar müşriklerin yoludur. Bu kadar açık ve net söylüyor. Bu yol müşriklerin yoludur. Müminlerin, Resullerin yolundan ayrılmayın kardeş. Yani yarın ne yapacağım ben bilmiyor muydum diyeceksin. Ne yapıyor? Kurtarıcı olarak bu sefer kendisi gibi aciz olan birini kurtarıcı rolü veriyor. Ya onun Allah katındaki durumunun ne olduğunu sana kim bildirdi? Ya Allah Ahkaf suresi 9. ayette Resullerini konuşturuyor. De ki ey Muhammed ben türedi değilim. Yani ben peygamberlerin ilki değilim. Ben Resullerin son halkasıyım. Son silsilesinin bir şahsiyetiyim. De ki ben bana ve size ne yapılacağını bilmem. Resulullah niye gözyaşı döktü ya? Niye Allah'tan istiğfarda bulundu ya? Allah diyor ki Muhammed Aleyhisselam'a وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Kim bu?
Allah'ın Resulü. Allah'ın kıyamete kadar rol model, önder, rehber olarak bütün insanlığa takdim ettiği üsve-i hasene. Gözyaşı döküyor. Allah onun gelmiş ve geçmiş günahlarını Fetih suresinde affettiğini beyan etmesine rağmen Resulullah gözyaşı döküyor. Secdeye gözyaşları düşüyor. Sen ne yapıyorsun? Senden daha aciz, pecmurde ne olduğu belli olmayan insanları kurtarıcı görüyorsun. Kurtarıcı Allah. Allah'a iman edeceksin. Allah'a itaat edeceksin. Allah'a kulluk edeceksin. Allah'a sevgi besleyeceksin. Allah'ın razı olduğu yolda yürüyeceksin. Allah'ın gör dediği yerden göreceksin. Allah'ın yürü dediği yerde yürüyeceksin. Allah'ın dur dediği yerde duracak. Allah'ın öl dediği yerde öleceksin. Kardeşim. Öyle olmaz. Ondan sonra kamplaşma başlıyor. Tehditler, baskılar. Bak dikkat edin. Kirli işleri ihale ediyorlar. Yani mücrim kafirlere karşı göstermedikleri tepkiyi kendileri gibi düşünmeyen Müslümanlara gösteriyorlar. Yafta hazır Vahabi. Laik kesim. Ehli tevhide yobaz diyor, gerici diyor. Ehli tarikte ne diyor? Vahabi diyor. Bu Vahabittir. Vahabi ne? Çık konuş Vahabilik hakkında. İki tane cümle edemez. Orada da bir sürü iftiralar var, zanlar var. Ne kabul ettiğini biliyor, ne de reddettiğini biliyor. Böyle din olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Böyle adamlık olur mu? Onun için aziz kardeşlerim, peşinden gittiğiniz insanlara, sözlerini dinlediğiniz insanlara dikkat edin. Ki adamlar çıkıyor. Yani öyle bir yalan söylüyorlar ki, vallahi yani var ya artık hayretlerin bile bittiği bir yer. Ömer güneşe bir baktı diyor, güneş diyor küstü, kapandı. Cebrail geldi Muhammed'e dedi ki, şu Ömer'e söyle de, güneşe bir tebessüm etsin. Yoksa kıyamete kadar. Bir de yemin ediyor güneş bir daha doğmayacak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Buna inanıyorum. Yere vurmuş. Dur sallama. Arz. Sanki dersin ki toprak kendi kafasına göre hareket ediyor. Böyle din olur mu ya? Olur da bu Allah'ın dini olmaz. Bu işte müşriklerin dinidir. Adam kabrin başında. Bir diyor ayet öğrenmişler. İyya bir de böyle mahricini de çıkart. Yani ben bu işi biliyorum havasında. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Böyle o aynı da böyle gırtlaktan mahrici çıkart. Yani ben bu işi iyi biliyorum. Diyor Allah'tan istiyor. Tamam, buradan da diyor işte yatırı gösteriyor. Buradan niye istemiyorsun diyor. Engel olan ne var diyor. Bak hem ayet okuyor. Hem Allah'taysa hem buradan iste. Niye iste? Ne isteyeceksin? Ne verecek? Çünkü bunların ruhlarının istimdat halinde, teberruken hareket halinde sorunu çözdüğüne, yardım ettiğine inanıyorlar. Dini bunun üzerine kurguluyorlar. Oysa ki insanın dünya hayatında ecelin vaki olmasıyla birlikte diriliş gününe kadar artık o insanın hiçbir tasarrufu kalmamıştır. Allah'ın Resulleri de dahil. Bitmiştir. Ama ne yapıyor? Kurgu devam ediyor. Kabirde yardım edecek. Hesap gününde yardım edecek. Alacak. Hele bir de Nakşibendiyseniz hani öyle bir şey ki yani melekler tanımıyor. Siz meleklere sipariş veriyorsunuz. Ve buna insanlar inanıyor. On binlerce, yüz binlerce insan bunların peşinden gidiyor. Bu örneği daha önce anlattım. Bursa'da ölüsünü getirdiler o keferenin. İskender Evrenesoğlu. Adam diyor ki bana vahiy iniyor. Risalet nurları diye bunu kitaplaştırıyor. Peygamber olduğunu iddia ediyor. Yol bulup gelen 3000 tane müridi o gün Bursa'da camide onu
ölümünde yolcu ettiler. Varın gerisini siz düşünün arkadaşlar. Yani ben burada tahkir etmek için, alay etmek için vallahi söylemiyorum. Şimdi biz iki tane şirkin kıskacı altındayız. Bir tarafta muharref gelenekteki geleneksel bu tarikatlar üzerinden gelen batini ruhçu anlayışla birlikte bir şirk var. Allah'a ait vasıflar dağıtılmış hiziplerine, tekkelerine, kendilerince Allah dostu denilen şahıslara pay edilmiş. Bir bu tarafın kıskacı altındayız. Burada şirkin bir baskısı var. Burada da özellikle ulus devlet modelleriyle birlikte, Fransız ihtilaliyle, endüstriyel sanayi devrimiyle birlikte oluşan, ulus devletlerle birlikte oluşan modern cahiliyenin şirki var. İşte demokrasi var, liberalizm var, kapitalizm var. Kendi coğrafyamıza geldiğimizde laiklik ve kemalizm var, partiler var. Çünkü partiler laiklik dininin mezhepleridir. Artık açık olacağız. Biz zaten hep açığız ama kuş dili konuşmayacağız kardeşim. Kuş dili konuşmayacağız. Olay bir oy meselesi değildir. Yani sen laiklikle, kemalizmle sözleşme yapmış, ahitleşmiş bir fırkaya, gruba, partiye, şahsa hala sevgi besliyorsan, onunla bir organik bağ kuruyorsan, kalbi bir muhabbetin varsa sen tevhidle yeniden tanışacaksın. İptal etmişsin inancını ve amellerini. Yeniden iman et. Bu şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna gitme. Ondan sonra neyle karşılaşırsın biliyor musun? Ey kendini İslam'da zanneden, bühtan sahibi olan Ademoğlu, neyle karşılaşırsın? Ya veylene men be'efene min merkadine hâze vâder rahmân ve sedekal mursalûn. Bu ayette karşılaşacaksın. Eyvah, eyvah! O gün kabirlerinden onları kaldırdığımız vakitte, eyvah, yazıklar olsun bize! Yazıklar olsun bize! Rahman'ın vaadi hakmış. Resullerin söylediği doğruymuş. Yazıklar olsun bir de. Hangi Resul öğretti size seküler, kemalist, demokrat, beşeri olan sapkın insanların yolundan, fırkalarından yürümeyi? Hangi Resul öğretti size? Allah'ın hangi kitabında bir emir var? Ey kendini İslam'a nispet edenler! Daha ne yapmanız gerekiyor? Kaç kere aldatılacaksınız? Yani sapmalar sadece seküler algılarla olmuyor işte. Şirkin bir yeri de burası. Arada muvahhid müminler var. Muvahhid müminlerin de bir kısmının aşırılıkları var. Törpülenmesi, tedavi edilmesi, vasata gelmesi gereken bazı hastalıkları var. Oraların tedavi edilmesi lazım. Biz bugün modern bir cahiliye toplumunda yaşıyoruz. Bu toplum Allah'ın diniyle geleneksel olarak atalarıyla tanışmış ama Allah'ın vahyiyle, kitabıyla, Resulüyle, diniyle, hakkıyla tanışmış bir toplum değildir. Bunu bir vakayı tespit olarak dile getiriyorum. Allah'ın dinini bilmek ayrıdır, iman etmek ayrıdır. Allah'ın kitabının Kur'an olduğunu bilmek ayrıdır, o kitaba iman etmek ayrıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah katından son Resul olarak gönderildiğini bilmek ayrıdır, o Resul'e iman etmek ayrıdır. Bugün bu toplumun büyük bir katmanının iman problemi vardır, tevhid problemi vardır. Hala cahiliyeye, şirke, fıska, cürme ilgi gösteriyor, itibar ediyor, akın 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 peşinden gidiyor. Şirk içerisinde oldukları tartışmasız olan insanların ölümlerinde yüz binlerce, milyonlarca insan onları uğurlayınca onların mübarek olduğu zatlar zannediliyor.
toplum içerisinde muteber olduğu düşünülen, hesap edilen, hiç olmazsa hüsnü zannedilen bazı hoca geçinenler de, hoca konumunda olanlar da bu şirkin sembollerine rahmet dileyince, övgü dileyince, bunlarla ilgili terennümlerini hüzünle dile getirince oraya ilgi artıyor. Bu sefer sen yapayalnız kalıyorsun. Mesele yalnızlığımız değildir. Gerekirse yalnız kalırız. Gerekirse bir başımıza kalırız. Bu çok önemli değil. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkacağız. O gün kimse kimseye bir fayda sağlamayacak. O gün kurtarıcı zannedilen insanların hepsi kaçacak. Birbirlerinin azaplarının artması için birbirlerine dualar edecekler, beddualar edecekler. Şeytan onları bırakacak. Ve o gün geri dönüşü olmayan büyük bir pişmanlık yaşanacak. Pişmanlık dünyada yaşanırsa, tövbeye dönüş varsa faydalıdır. Ahiret pişmanlığı hüsranın beyanıdır. Ya leyteni kuntu turaben. Biz keşke bugün toprak olsaydık ya Rabbi. Böyle insan olup tekrar dirilip hesap vereceğimize keşke biz yok olup gitseydik diyecekler. Bize bir kere daha süre versen, bir daha gitsek dünyaya olmaz mı? Bak değişik terennümler. Bir başka zümre cehennemdeki görevli Malik'e şöyle bir istekte bulunuyor. Rabbe diyor söylesene bize bugün bir ölüm versin. Yani biz bu azabı görmektense bugün biz ölelim iş bitsin. Rabbi Rahim Malik aracılığıyla onlara cevap verir. Size bir ölüm yetmez. Çünkü size gelen tüm imkanları, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri, fırsatları hep teptiniz. Hiçbir kimse doğuştan nimetsiz değildir. Haşa, hiçbir kimsenin fıtratı bozuk değildir. Fıtrat yaratılıştır. Yaratılışın merhalesini, sürecini, sahipliğini belirleyen Allah'tır. Allah'a hiçbir olumsuzluk nispet edilemez. Olumsuzluğun hepsi insanların kendi tercihleri elleriyle işlediklerinden dolayı oluşur. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, bizim bu alanda böyle bir çoğulculuk politikalarına kanmayalım, aldanmayalım. Aldatanlar kadar aldananlar da suçludur. Unutmayalım, zulümde iki suçlu vardır. Zalim ve münzelim. Faiz alan olmazsa faizi kimse veremez. Zulme sessiz kalan olmazsa zulüm varlığını sürdüremez. Onun için dikkat edin. Tercihlerinize dikkat edin her alanda. Allah'ın dinini parçalamayın. Bölmeyin. Allah'a verilmesi gereken yetkiyi Allah'tan başkasına tevdi etmeyin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı razı etmeye çalışın. Ondan korkun. Mutlak anlamda ona itaat edin. Onu razı etmeye çalışın. Ve oyunları görmeye çalışın kardeşler. Şunu da söyleyerek sözümü toparlayayım. Azerbaycan'da İlhan Aliyev malum yeniden iş başına geldi. 5. seçilmesi Haydar Aliyev'in oğlu. Rusya'dan kopma sürecinde Ebu Feyz Elçi Bey ile Haydar Aliyev Rus yanlısıydı. Ebu Feyz Elçi Bey daha ırkçı, faşist bir adamdı. Orada bayağı bir entrikalar, olaylar oldu. Haydar Aliyev'den sonra oğlu İlhan Aliyev iş başına geldi. Dün değil evvelsi gün yapılan seçimlerde %93 gibi bir oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Biz de yedik tabii bunu. Aynı Bağızcı rejimlerde olduğu gibi. Yani monarşik sistemlerde, Jacoban sistemlerde bu var. İşte diktatörlük budur. Azerbaycan, Siyonist İsrail'in önemli bir karakoludur. Ve üzülerek söylüyorum, geçen bir Azeri kardeşle uzun uda diye muhabbet ettik. Bugün Azerbaycan toplumunun, halkında büyük bir çoğunluğu Siyonist İsrail'e kalbi olarak, fiili olarak da destek veriyor. Tabii bu bütün Azerileri
böyledir demek doğru olmaz. Mümin kardeşlerimizi, adil olanları tenzih ediyoruz. Yani Siyonist İsrail'in ileri karakoludur. Ve Siyonistlerle, Yahudilerle iyi geçinenler iş başında tutuluyor. Yaşanılan bu seçim süreci denilen süreç, Gazze sürecini bir de unutturmamalıdır. Bakın 125. güne geldik. Ölümler, zulümler devam ediyor. Kış geliyor. İnsanların hayatları zorlaşıyor. Gazze'de insanlar Rabbimiz Allah dedikleri için, tercihlerini Allah'ın dininden yana kullandıkları için öldürülüyorlar. Gündeminizden düşürmeyin. Medyadaki büyücülere aldanmayın. Yani şimdi seçim arifesine girdin. Ne yaptınız yani? Ne yapacaksınız? Kimi seçeceksiniz? Niye seçecektiniz? Şu belediyede şu oldu. Bu buraya geçti. Şu şuna oldu. Yani hangi grup malı götürecek? Kimin adamları iş başına gelecek? Yani sistemin kendi içerisinde devir daim görev değişiminde. Yani bizim için değişen hiçbir şey olmayacak. Ve bu tür suni gündemlerle olması gereken asli ve ahiret gündemlerinizi ihmal ve iptal etmeyin. Oyun kurucuları iyi tanıyın. Oyunu iyi görün. Oyunu görmez, oyun kurucuları tanımazsanız oyunun figüranı olursunuz. Oyunu bozmaya gücümüz yetmeyebilir. Ama biz sizin oyunlarınızdan beriyiz, sizin oyununuzun içerisinde yokuz. Sizin oyunlarınızı da böyle bir taraftar şekliyle değil, biz sizin oyunlarınızı bozmak için gayret edeceğiz. Bilinciyle hareket etmek durumundayız. Gazze'ye yardımlarımız hiçbir şekliyle durmamalıdır. Başta dualarımız olmak üzere. Boykotlarda kesinlikle gevşememeliyiz. Aynı duyarlılığı fazlasıyla devam ettirmeliyiz. Yahudileri bu süreç etkilemiştir. 4 katı fiyatına sattıkları malları 1 katı fiyatına kadar düşürülen bazı kalemler var. Burada reklamını yapmamak adına isimlerini söylemiyorum. Ya uzun soluklu düşüneceğiz. Yani bizim mümin duruşumuz, tavrımız ana göre olmamalıdır. Küfrün işlediği zulmün şiddetine göre olmamalıdır. Vela ve bera akidesini hayatımızın tamamına yayacağız. Mümince hareket edeceğiz. Küfür ve zulümün her çeşidinden gücümüz yettiğince teberri edeceğiz. Mazlumların ve müminlerin yanında olacağız, uyanık olacağız. İnsanların bizi aldatmasına, manipüle etmesine, kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü yarın her insan tercihlerinin karşılığını görecektir. Allah kafir ve zalimlerin planlarını bozsun. Mazlumlara, müminlere en kari surede, sürede yardımını göndersin. Ayaklarımızı, yüreklerimizi din üzere sabit kılsın. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.